Kadın hastalıklarında en çok dikkat etmemiz gereken nedir? Yani hijyenel kurallar mı çok önemlidir? Yediğimiz gıdalar mı çok önemlidir? Sizin az önce belirttiğiniz gibi işte çoklu cinsel ilişki dediniz, rahim ağzı kanserini tetikleyen risk faktörlerinden birisi dediniz. Ya da çok fazla doğum yapmak mı? Nelerdir yani? Bunlardan biraz bahseder misiniz kadın hastalıklarında? Kadın hastalıkları deyince tabii genetik çok önemli. Multiple cinsel partner çok önemli, birkaç eşli olmak çok önemli, korunmasız ilişki çok önemli. Bazı hastalıklardan doğum korurken fazla doğum yapmak bazı hastalıklara neden olabiliyor. İşte kanamalar, düzensiz kanamalar ya da işte doğum sonrası kanamalar. Meme kanserinden mesela doğum ve emzirmek insanları korurken tabii ki %100 değil, herkes kanser olabilir ama emzirenler daha az meme kanseri olurlar gibi böyle faktörler varken bazı şeylere doğum tetikleyebiliyor. Özellikle gebelik sırasında oluşan hastalıklar var. Tansiyon, şeker gibi gebeliğin neden olduğu hastalıklar var. Tek tek hani böyle doğum yaparsanız hiçbir sorunuz olmaz diyemeyeceğimiz gibi doğum yapmazsanız işte çok başınıza çok kötü şeyler gelir de dememek lazım. Ama özellikle düzensiz kanamalar, enfeksiyonlar, miyomlar gibi oluşumlar bazı şeylerde genetik olarak ortaya çıkıyor. Peki korunmayla ilgili bazı sorunlardan oluşan hastalıklar var. Aslında çok geniş kapsamlı bir konu bu.